Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine son halk arzlardan olan Bin Yatırım Holding. ho yani bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Binho'nun temel analizini yapacağız, teknik analizini yapacağız. Teknik analizi tam oturmasa da belli bir şeyler var. Onları tek tek konuşacağız. Analize geçmeden önce sizler için bu videomuzun açıklamalar kısmında da Midas yatırımın linkini bıraktım. Niye, neden, niçin bıraktın derseniz arkadaşlar, Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip üye olduktan sonra hem Borsa İstanbul hem Amerikan borsalarında tek bir uygulama üstünden yatırımlarınızı minimum komisyon bedelleri ile yapabiliyor olacaksınız. Hepsi açıklama kısmındaki linkte. Haydi gelin başlayalım. Evet Binho, Bin Yatırım Holding veya Bin Yatırımlar Holding. Baktığımızda arkadaşlar hisse sektör, holding sektörü yıldız pazarda işlem görüyor. Halka açıklık oranı %20. Betası daha oluşma, oluştuğunu söyleyemeyiz arkadaşlar açıkçası. Baktığımda ne görüyorum? Cari oran 0.98. Bunun 1 ve 1'in üstüne atması lazım. Birincisi bu. İyi yani kısmen iyi diyelim. Likit oran 0.97 güzel. Nakit oran 0.14. Şirketin cebindeki nakit varlıklar çok çok düşük. Bunu artırması şart. Nakit varlıkların artması şart. Esas faaliyet kar marjı %96 seviyelerinde. Esas faaliyetten elde ettiği kar marjı %96 bu iddialı. Hani böyle kolay kolay böyle bir kar marjı yok. Yani net kar marjı %547 ciddi manada bir net kar marjı var. Yani %547 değişik. Yani boşuna talep edilmemiş. Yani ben de bu kadar olduğunu bilmiyordum. İnelim. Borç durumu %26. Ciddi böyle büyük şöyle borçlu böyle borçlu diyebileceğimiz bir noktası yok. Aşırı bir borcu yok. Görüntü onu gösteriyor. Sektörüne göre ucuzluk pahalılığa göre birazdan değineceğiz değerli arkadaşlar. Yani burada verilerin bir çoğu zaten yeni olduğu için olmayabiliyor. Bu sebepten dolayı da yok görüntü onu gösteriyor bize. Yatırım tarafında zaten ortada daha akmamıştır. Borç tarafına baktığımızda 23'lerden 26'lara doğru geldiğini söyleyebiliriz. Öz varlık, maddi duran varlık oranı holding sektöründe 2.25'miş. Onu gördük ama tabii ki bunun şeyi yok. E, fiyat kazanç oranı holding sektöründen ziyade piyasa değeri defter değeri holding sektörü 2 binho 2 noktaydı. Burada bir tık pahalılığı bulunduğunu söyleyelim. E, bu tarafta bilançosu yeni açıklandığı için verisi yok. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Fintables bile bulamamış yani. Fiyat kazanç oranı tarafından tabii ki değineceğim birazdan. Şöyle bir e, rakip analizi diyelim şuna. Şöyle bir rakip analiz diye açtığımızda ne görüyoruz? e, sektörün ağırlıklı ortalaması 4.55 iken Binho'nun kaçmış. Şöyle bir bakalım Binho'yu bulabilecek miyiz? Gözümle arıyorum. Fakat Binho evet Binho'yu bulduk. 5.63. FK göre pahalı kalıyor. Piyasa değeri defter değerine göre yine keza pahalı kalıyor. FDF ve göre 3.16'ymış. Aşağıda bakalım 32. Bu üçüne göre de pahalı kaldığını söyleyebilirim Binho'nun temel tarafta. Pek oranın vesaire daha çıkmadığı için bir şey diyemiyorum. Benim burada dikkatimi çeken asıl nokta şu. Kaynak dağılımına baktığımızda %73 öz kaynak arkadaşlar. Kısa vadeli borç %3. Uzun vadeli %24. Yani kaynak dağılımında ciddi manada öz kaynakları çok çok fazla. Borçluluğunda yani üstünde olduğu için buraları pozitif yorumlamamız gerekiyor. Karne tarafı yok. Şu an bir takas analizine baktığımızda en fazla vakıf yatırım, iş yatırım, ziraat yatırım üçlüsünde görünüyor arkadaşlar. E, yatırım fon pozisyonları da şu an için görünmüyor. Açıkçası bilanço tarafına baktığımızda nasıl bir bilanço hani çok bütün değerleri olmasa da benim ilk başta gözüme çarpan nokta şu bilanço tarafında kar marjları çok yüksek. Yani brüt esas pardon esas faaliyet kar marjı, net kar marjı yani net kar marjı %547. Ciddi manada yüksek. Bunun yanında e, şey oranı da güzel. Yani Duran varlıkların madde öz kaynak oranı 100, 100 üstünden 100. Yani ciddi manada duran varlıkları var ve öz kaynakların üstüne ve çok çok değerli olduğu görünüyor. Ee, yani burada gelecek tarafta ciddi potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Daha bütün oranları olmamasına rağmen önden böyle bir görüntü çiziyor. Nakit oran cebinde negatif gördüm, nakit tarafı düşük. Yani cebinde nakiti az. Bir tık daha pozitif gördüğüm öz kaynak oranı %73 kaynak dağılımında. Çok ciddi fazla da kaynakların %73 oranında e, öz kaynak tarafında. Bu da ciddi pozitif. Temel tarafta böyle ciddi şöyle böyle diyeceğim bir e, yerleri sizlere yansıtmaya çalıştım. Bunun dışında başka noktalar var mı? Yok açıkçası onu da söyleyeyim. Çünkü zaten yeni açıklanan olduğu için şimdi diyeceksiniz ki e, yeni açıklandıysa niye baktın? Yani bu kadar var talep gelmiş bize de bakalım dedik. Temel taraf gelecek vaat ediyor gibi duruyor. YTD diyelim. Teknik tarafına buyurun bakalım. Teknik tarafa baktığımızda daha yeni bir oluşum. Yani gitti işte tavan serisi bozuldu. Sonra düzeltmesini yaptı. Ve artık şu 381 zirvesini kırdı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şurada sanki şöyle baktığımızda ben mi yanlış görüyorum? Hep birlikte bir değerlendirelim. Solomuz, baş, şurada bir sağumuz var. Yani biraz daha genişimsi bir sağumuz var bunların hepsinin üstüne attığı vakit ki boyun çizgisinin üstüne attıktan sonra şu aradaki yükseklik kadar bir yukarı yönlü fırsat sunabilir. Öncelikle bugün için 448 direncinden dönmüş. Bunu bilmekte fayda var. Aşağıda destek nereler derseniz 392 ve 381 iki tane desteği var. 392, 381 iki adet destek. 448 öndeki direnç. 448'in kırılmasıyla 515, 582 dirençleri önünde bulunduğunu söyleyebilirim. Aşağıdaki destekler bu şekildeydi. Yani şu an için bu omuz baş omuz pardon, ters omuz omuz tobo görünümünün hedefi ise şöyle canlı canlı şöyle bir bakalım dostlar. Bakalım görebilecek miyim tobo? Evet, buradan aldık. Şuradan bunu çekelim şöyle aşağıya doğru. Evet. Baktığımızda arkadaşlar 500-550 seviyeleri olduğunu söylersek formasyon hedeflemesinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Durum bu. Bilanço tarafı çok çok detaylı bir bilanço analizi yapamadık. Çünkü daha yeni yeni gelmiş bazı bilgiler ama gelecek vaat ettiğini yani kar marjının anormal olduğunu söyledim. Teknik tarafta da ilgili destek, ilgili dirençlerinden sizlere bahsetmeye çalıştım. Var olan formasyonu söylemeye çalıştım. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.